Düğün salonları ve organizasyoncular İşveren Sendikası Ordu temsilcisi Mustafa Daroğlu ile birlikteyiz. Bu yılki yapılacak düğün sezonu hakkında bilgiler paylaşacak bizimle. Evet Mustafa Bey, bu yılki yapılacak düğünler hakkında ne gibi önlemleriniz var, neler yapılacak, sizler ne gibi önlemler aldınız? Bunun hakkında bize biraz bilgiler verir misiniz? Şimdi ben Mustafa Daroğlu, DÜSOİŞ, Ordu İl temsilcisiyim. Bizim işveren sendikası olarak bu yıl güvenli düğün projemiz var. Nedir bu güvenli düğün projemiz? Biz bir kere gelen misafirlerimizi kapıda ilk önce maske kontrolü yaparak karşılıyoruz. Daha sonra dezenfektanla temas edecek kısımlarına dezenfektan yapmalarını sağlıyoruz. Daha sonra kapıdaki görevli arkadaşlarımız ateş ölçerle kişinin ateşinin yüksek olup olmadığı herhangi bir biliyorsunuz COVID'in belirtilerinden bir tanesi de ateş ölçerdir. Ateşlerin yükselmesidir. O kontrollerimizi yaptıktan sonra kişi eğer ki belirlenen ateş seviyelerindeyse ateş ölçer yaptıktan sonra biz isimlerini ve telefon numaralarına kayıt altına alarak içeriye salonumuza alıyoruz. Burada ateş ölçer ve işte isim listeleri eğer ki düğünümüzde herhangi bir COVID hastası çıkan olur ya da böyle bir bulaşma olursa burada filyasyon ekiplerine vermek üzere alıyoruz biz bunu. Sokaklarda kontrol dışı düğünler yapılıyor. Buralarda hiçbir siz düğün sahibisiniz. Düğünüze katılan bir davetliye, bir misafire sizin ateşiniz yüksek, ben sizi düğünüme kabul edemem ya da siz maske takmıyorsunuz ya da fiziki mesafe şartlarına uymuyorsunuz, dezenfektan şartlarına uymuyorsunuz diye geri çevirme şansınız yok. Çünkü insanlar size kırılır. Ama biz düğün saloncuları olarak hepimiz bunları görevli arkadaşlarımızla beraber dikkat ederek biz bu ikazları yapıp almadığımızda kimsenin bize kırılma şansı yok. Çünkü bugün dünyada insanlar sağlığın her şeyden daha önemli olduğunu artık anladılar. Onun için biz güvenli düğün projesini DÜSOİŞ sendikası olarak çok önemsiyoruz. Bu konuda da zaten sendika başkanlarımız gerekli bakanlıklarla görüşmelerini yapıyorlar. Okullar her şeyden önce birer eğitim yuvasıdır. Burada biz okullarımızda gelecek nesillerimizi yetiştiriyoruz. Buralarda biz bilim adamları, sanatçılar, sonra spor adamları yetiştirmek için mücadeleler veriyoruz. Fakat bugün okullara baktığınız zaman okulların spor salonları amacı dışında kullanılmaktadır. Bugün o okullarda bu saydığım aktiviteler için bulunan spor salonları öğrencilere kapatılarak öğrencilerin burada sporsal faaliyetlerde bulunmaları, sanatsal faaliyetlerde bulunmaları engellenerek bu salonların içerisine sandalyeydi, işte masaydı şey yaparak amacı dışında düğün salonu olarak kiraya vermek hem hukuken, hukuka aykırı hem Milli Eğitim'in kendi yönetmeliklerine aykırı ve her şeyden önce insan yetiştirmek olan bir yerin insanlara eğitime kapatılarak ticari amaç gösteren, kar amacı güden bir iş yeri gibi faaliyette bulunmaları ve hukuka da aykırı, dediğim gibi Milli Eğitim'in yönetmeliklerine de aykırı, aynı zamanda vicdana da aykırı bir uygulamadır. Bundan soyunup giyindiklerini, okullarda spor salonları kapalı olduğu için mevcut yağmurlu havalarda ve olumsuz koşullarda çocukların dışarılarda spor aktivitelerini ve kültürel aktiviteleri gerçekleştirdiğini, buralarda hastalandıklarını artı bu konuda ders esnasında bazı günlerde ders esnasında hafta sonu kurslarında ve bazen hafta sonu ulusal çapta yapılan
sınavlarda düğünlerle çakıştığını, burada bir ses kirliliği olduğunu, bundan dolayı çakışmalarından kaynaklı öğrencilerin motivelerinin eksik kaldığını gibi şikayetler aldık. Ben buradan devlet büyüklerine ve yetkililere sesleniyorum. Lütfen yasaları uygulasınlar. Diğer taraftan buradan düğün rezervasyonlarını yapan, bu 2021 sezonunda düğünlerini yapmak isteyen vatandaşlara da sesleniyorum. Lütfen düğün salonunda rezervasyon yaparken ruhsatlarının olup olmadıklarını sorsunlar. Çünkü bu konuda vatandaşların mağduriyet yaşamasını istemiyoruz. Onun için bu sezon, önümüzdeki sezon için anlaşma yaparken mutlaka salonların ruhsatlarının olup olmadığını sorsunlar. Ve buradan yasaklanacak yerlerde de herhangi bir anlaşma yapıp mağdur olmalarını istemiyoruz.